Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aftalü salatu ve etemmü teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bir önceki dersimizde muhterem kardeşlerim, akıllı kişinin alametlerini söylemiştik. Bu dersimizde ise alametül cahili erva'at eşya. Cahil kişinin dört alameti varmış. Nasıl akıllı kişinin dört alameti varsa cahil kişinin de dört alameti varmış. Birincisi el-gadabu min gayri şeyin. Ortada hiçbir şey olmaksızın bağırıp çağırması, öfkelenmesi, gadaplanması yani. Bu cahil kişinin cahil olduğunun alameti. Yani çocuğuna bağırıp çağırıyor hiçbir şey yokken, ailesine bağırıp çağırıyor, elinin altından işçilere bağırıp çağırıyor. Ortada hiçbir şey yok. Yani belki de hani halk tabiriyle der ya, incir çekirdeğini doldurmaz ya. Halbuki yumuşaklıkla halletse hiçbir sıkıntı olmayacak. O bağırıp çağırdığı zaman karşı bağırıp çağırıyor. O onu bağırıp çağırıyor. Bir sefer Allah muhafaza edin. Tam şeytanın istediği ortam doğru yani. Herkes cahilane hareket ediyor. Demek ki cahil kişinin alameti el-gadabu min gayri şeyin. Ortada hiçbir sebep şey olmaksızın kendi kendine öfkenin gadaplanması yani. İkincisi, Allah'ım inşallah bizleri cahillerden eylemesin. İttiba'un nefsi fil batıl. Nefsini batıl yolda kullanması. Allah-u Teala'nın istemediği yerlerde kullanması nefsini. Yani nefsi ne emrederse, öyle bir nefis var ki adamda emmare nefsi. Nefsi ne emrederse ona gidiyor. Ona gidiyor. Bu da ne? Kişinin cahil olduğunun alametidir. Üçüncüsü ise infakul mali fi gayri hakkin. Malını da haksız yerde kullanmaz. Malını haksız yerde. Hak yolda kullanmıyor da hak yolda Allah için Allah'ın evlerini yaparken, Allah'ın zikir edilecek Kur'an kursları, camiler, tekkeler ve hayır işler yapılarken kullanmıyor da malını nerede israf varsa, nerede Allah'ın razı olmayacağı yollar varsa, nerede peygamberinin istemediği yerler varsa malını orada kullanıyor. Bu da cahil kişinin alameti. Ve rabi'u dördüncüsü kıllatu ma'rifi sadiqihi min aduvihi. Yani yahtaru ta'at şeytan ala ta'atillahi ta'ala. Yani bir Allahu Teala bize bir yol çizmiş, peygamberini göndermiş. Bir de demiş ki şeytan sizin düşmanınız, innehu lekum aduvun bin. Buna aman ittiba etmem, bu sizin apaçık düşmanınız. Bu cahil kişi dostuyla düşmanını ayıramayıp sade düşmanının yanına gidiyor. Sade düşmanının yolunda gidiyor. Öbür tarafta bile halbuki şeytan ne yapacak? İnsanoğlundan şikayetçi olur. Ya ben bir sefer Allah'a secde etmedim. Allah-u Teala beni huzurundan kovdu. Sen neler yapmadın ki? Yani bugün benden şikayetçi mi oluyorsun diyecek yani. Onun için muhterem kardeşlerim, Allah'ım inşallah bizleri cehalet ehlinden, cahillerden eylemesin. Bütün her şeyin başı cehalet yani. İlim ehlini olabiliyorsanız ilim ehli olmaya gayret edin. İlim ehli değilseniz ilim ehlinin yanına gidin. Çocuklarınızı okudun. Onların talimlerini, terbiyelerini, edeplerini öğretin. Onu ilim öğrenmeden geri koymayın ki. Çünkü bütün kötülüklerin başı cehaletten geliyor. Cehalet olunca insanlar arasına kan akar. Cehalet olunca insanların malı çalınır, çırpılır, hırsızlık yapılır. Allah'ım inşallah bizleri cahillerden eylemesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.